İletelim. Öncelikle hızlı bir girizgah yapayım, sonra arkadaşımıza soracağız. Zaten Fırat Fıstık bizi bekliyor. İkinci kez hakim karşısındaydı Seçil Erzan. Ben kimseye fon yapıyorum demedim. Herkes benim yakınımdı diyor. Yani şöyle, yemeği birlikte yaptık, yedik, çok da mutluydunuz ama şimdi bulaşıkları yıka, masayı topla diyorsunuz. Niye ben kaldım diye bunu da bir yandan sorguluyor galiba. Sabahtan bu yana Fırat Fıstık adliyenin içerisinde, duruşma salonunda ne oluyor, ne bitiyor, her şeyi zaten bu ekranda da aktarıyor. Bizlere de özelden de bilgiler geçiyor değerli izleyiciler. Hemen bir Fırat'a merhaba diyelim, çok da bekletmeyelim. Tek soru, hem günün bir özeti belki Fırat bizim için iyi olabilir, anlayabiliriz. Hem de son duruma dair eldeki bilgiler sendeyiz. Evet Çiğdem, 8 saati doldurduk, artık 9 saate yaklaşıyoruz. İkinci duruşma, senin de belirttiğin gibi. Aslında senin ifadenle başlayalım. Seçil Erzan'ın en çarpıcı ifadesi oydu aslında. Bu fon dolandırıcılığı işinin 2015'te 2016'da başladığını söyledi. Atilla Baltaş'la önceden yakınlarımla, sadece yakınlarımın paralarını değerlendiriyordum dedi Seçil Erzan. Zaten önceki beyanlarında da aynı şeyi dile getirmişti. Ancak ne olduysa 2020'den sonra yaşanıyor. Çünkü Seçil Erzan tefecilere, araya giren galericilere, özellikle Atilla Baltaş'ın parasını geri ödeyememeye başlıyor. Özellikle yakınlarındaki paraları ve bu sebeplere daha fazla kişiyi bu fon sistemine dahil etme ihtiyacı duyuyor ve ne olduysa da buradan başlıyor. Seçil Erzan özellikle beraber yedik, beraber içtik ama şimdi bunun hesabını bana ödetmeye çalışıyorsunuz dedi. Yine tabii başka Denizbank'la ilgili sorular çok fazla şekilde soruldu. Özellikle Genel Müdür Hakan Ateş'in veya bir yetkinin haberi var mıydı bu sistemden diye soruldu. Seçil Erzan haberi yoktu ancak tabii ki de bankadaki işlemleri çok rahat bir şekilde bulabilirler ve bunlara dair bilgi sahibi olabilirler dedi. Tabii ki kamuoyunun en merak ettiği isimlerden bir tanesi de Fatih Terim. Bu dosyada bir taraf değil, ne müşteki ne de tanık ne de sanık olarak bu dosyada bulunuyor Fatih Terim. Ancak çok fazla ismi geçmişti. Fatih Terim fonu adı altında WhatsApp yazışmalarından da görmüştük. Bir şekilde böyle alınıyor bu fon. Ancak Seçil Erzan onun da haberdar olmadığını dile getirdi. WhatsApp yazışmaları soruldu. Özellikle avukat Rezan Epeznemir Seçil Erzan'a sordu. Yurt dışı bağlantısıyla ilgili bir bulgu vardı orada. Seçil Erzan'ın telefonundan çok fazla şekilde Gürcistan'ı araştırdı. Gürcistan para birimine baktığı dile getirilmişti. Ortaya çıkmıştı bu belgelerle. Seçil Erzan bir kuruş dahi yurt dışına aktarmadım diye konuştu. Ben içeride adliyeden çıkarken Seçil Erzan'ın ifadesi sona ermişti. Diğer bir tutuklu sanık Seçil Erzan'la birlikte Ali Yörük de ifade verdi. Ali Yörük de çok çarpıcı ifadelerde bulundu. Dosyada Ali Yörük'ün Seçil Erzan'ın paralarını alıp buradaki müştekillere, yani bu futbolculara da aktardığı, götürdüğü, çantayla götürdüğü dile getiriliyordu. Özellikle Bulgaristan'a giriş çıkış yaptığı, yine Çorlu'ya gittiği iddialar arasındaydı. Ali Yörük para götürmek, para taşımak suç mu diye sordu. Tabii ki onun hakkında çok fazla şüphe var bir taraftan da. Ali Yörük şunu da belirtti. Eski AK Partili Nuri Köşkler'e, Çorlu'da bulunuyor zaten. Kendisinin de eski patronu. Onun Nuri Köşkler'in çok fazla para kazandığını ve İstanbul'dan 4 tane daire aldığını bu sistem sayesinde dile getirdi Ali Yörük. Ben çıktığım sırada Asiye Öztürk, diğer bir sanık, tutuksuz yargılanan Asiye Öztürk ifadesini veriyordu. O da özellikle bankada bir çalışan olduğunu ve Seçil Erzan müdür olması nedeniyle bazı evraklara imza attığını ifadesinde dile getiriyordu. Siz de belirttiniz. Önceki duruşmada, ilk duruşmada 14 saat boyunca devam etmişti. Biz de şu anda 9. saate yaklaşıyoruz. Bu duruşmanın bir özelliği var. Semih Kaya tanık olarak dinlenecek bu duruşmada. Tabii ki sanıklardan sonra dinlenecek Semih Kaya. Arda Turan ve Emre Belezoğlu'nun, özellikle Muslera'nın da buraya gelmesi ve dinlenmesi bekleniyordu. Arda Turan mazeret bildirdi. Bir rapor almış ve bunu sunuldu mahkemeye. Diğer burada bulunan Emre Belözoğlu ve Mustera da duruşmaya gelmedi. Dediğimiz gibi biz takip etmeye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça da aktarmayı süreceğiz diyelim. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz Fırat Fıstık'a. Haber nöbetinde kolaylıklar dileyelim. Sabahtan bu yana dediğimiz gibi bütün ayrıntıları bize aktarıyor sağ olsun. Durum bu. Hem son durum ortada, hem de daha...